Şimdi bu derste de status line'ı göreceğiz. Yani durum çizgisi. Bakın burada en altta gözüken bu click and drag to select and move objects yazan şey bizim bu alan durum çubuğumuzdur. Yani yapacağımız şeyi aslında burada da anlatıyor. Mesela box çizeceğiz. Tıkladık box'a. Bakın click and drag begin creation process. Yani oluşturulması için gerekli objeyi tıklayın ve sürükleyin diyor. Tıkladık, sürükledik. Ve tekrar tıklamayı yaptık. Sağ tuşta yaptık. Tekrar diyor ki click and drag, select and move object. Yani şu anda select and move seçili. Buradan direkt tıklayarak move işlemini, yani hareket ettirme işlemini yapıyorum. Şimdi mesela rotate'e geldiğimde bu sefer ne diyor? Click and drag, select and rotate object. Yani tıklayın ve çevirin, sürükleyin objenin rotate olması için. Tekrar scale'e geldiğinizde click and drag, select and scale objects. Yani burada uniformly diye de belirtiyor. Yani hangisi seçili, nasıl büyüyecek, bu da seçili. Mesela bunun kısa yolu tuşu R harfi. Mesela bu şekilde büyüttünüz. Uniformly. Tekrar geldiniz. Mesela squash şeklinde büyütecek. Yani bir tarafı büyük, diğer tarafı da küçük bir şekilde. Böyle yaptığınızda sanki sıkıştırıyormuş gibi bir büyüme işlemi yapıyor. Squash'ta da şöyle bir şey var. Hiçbir şekilde ortaya tutamazsınız. Hangi iki kenardan, mesela Z ve X yönünde büyütmek istiyorsanız böyle tutarsınız ve Y'den de daralmış olur böylelikle. Aynı oranda. Bu şekilde de durum çubuğunu belirtelim.